Değerli kardeşlerim, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere akıl ve vahiy gibi iki önemli nimeti bahşeden ve bütün kainatı emrimize amade kılan Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü senalar olsun. Bize hidayet rehberi olarak Kur'an'ı getiren, sadece bize değil bütün alemlere rahmet olarak gönderilen ve bu Allah'ın nurunun ve rahmetinin hayatımızı nasıl güzelleştireceğini bizzat yaşayarak gösteren, bize İslam'ı, insanlığımızı öğreten Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, ashabına ve o günden bugüne ve kıyamete kadar yolunun yolcusu olan bütün ehli imana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri her iki dünyada aziz eylesin. Cenab-ı Hak hakkıyla kulluğumuzun idrakine varıp da hakkıyla kulluğumuzu yerine getirebilme gayretini hepimize lütfetsin. Bu gayretimizde de cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Cumamız mübarek olsun. Bu cuma vakti geçen cumadan bugüne işlemiş olduğumuz kusurlarımıza, hatalarımıza inşallah onların bağışlanmasına vesile olsun. İnşallah bağışlanmış ve arınmış bir şekilde önümüzdeki cumaya da ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya bir imtihan vesilesiyle göndermiş. Ve bu imtihanımızın nasıl kazanılacağını da göndermiş olduğu peygamberleri ve kitapları aracılığıyla bizlere öğretmiş. Vahiy dediğimiz bu Allah-u Teala'nın bizlerin bu dünyayı kendi rızasına uygun bir şekilde imar etmemizi ve öbür dünyada da kendi rızasını kazanarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna toplanmamızı sağlayacak bu vahiy halkasının, en vahiy zincirinin en son halkası Kur'an-ı Kerim ve bizlere hidayet rehberi olarak gönderilen, bizlere bu vahyin hayatta nasıl güzel bir şekilde hayatı güzelleştireceğini gösteren peygamberlerimizin en sonuncusu da alemlere rahmet peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam. Değerli kardeşlerim, vahiy yani kitap ve sünnet, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in bizzat hayata uygulanma şekli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, bizi bir insan olarak bütün yönlerimizle her yönümüzü dikkate alan bir güzelliğe ve rahmet iklimine ve bu her yönümüzle beraber hayatın nasıl güzelleşeceğini gösteren bir hidayet özelliğine sahiptir Kur'an ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnsanoğlu sadece maddi ve manevi boyutuyla değil, yani en temelde iki alan ama Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımız zaman insanın hem kalbini hem aklını hem vicdanını hem de vücut azalarını bir bütün olarak dikkate aldığını görüyoruz.
Ve Allah-u Teala bu vahiy ile bize bu dünyanın en güzel kendi iradesine ve muradına ve rızasına uygun nasıl inşa edileceğini gösteren bir hidayet ve şifa kaynağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun hayatımızı gerçekten nasıl güzelleştirdiğini gösteren bir rahmet kaynağı. Ayet-i kerimelere ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hayatına bir bütün olarak baktığımızda hem imanımızın merkezi konumundaki kalbimizi, hem irademizin kullanılması noktasındaki merkez pozisyonunda olan aklımızı, hem bizim Allah-u Teala ile ve diğer mahlukat ile ve birbirimizle ilişkilerimizi, hem de gerçekten vücudumuzun bir emanet olarak bizlere teslim edilen bu harikulade müthiş bir yaratılış numunesi olan vücudumuzun her azasını ilgilendiren o emanet bilinciyle ayet-i kerimelere baktığımız zaman değerli kardeşlerim, bütün olarak bizi bütün olarak Cenab-ı Hakk'ın dikkate aldığını ve bizim de bu Allah'ın muradına uygun bir şekilde yaşayabilmek için bu bütünlüğü dikkate almamız gerektiğini anlatmış oluyor Kur'an ve sünnet bizlere. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim, bu hayatın Allah'ın muradına ve rızasına uygun bir şekilde nasıl yürütüleceğini kavramlar üzerinden anlatıyor değerli kardeşlerim. İşte biz bugün itibariyle bizim kulluğumuzun, bu dünyadaki varlığımızın nasıl olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok üzerinde durmuş olduğu kavramlar üzerinden inşallah, sadakat kavramı üzerinden bugün bu konuyu işlemeye çalışacağız. Sadakat, yani sıdk, yani doğruluk, yani dost doğru olmak, yani özüyle sözüyle bir olma kavramı üzerinden inşallah bugün sohbetimizi devam ettirmeye çalışacağız. Müslümanlar olarak bu bütünlük içerisinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne emrediyor ise, gerek imani noktada, gerek ibadet hayatımızla alakalı ve gerekse ahlaki alanda Allah-u Teala ne emrediyor ise, Müslümanların bunu birbirleri arasında bir önceleme veyahut da sonralama yapmadan, iman konusunda göstermiş olduğumuz hassasiyeti, Allah'a karşı sorumluluklarımızı ifade eden ibadet hayatına da aynı derecede, İman ve ibadet hayatı ile ilgili hassasiyetlerimizi de bizim daha çok birbirimizle ve diğer mahlukat ile olan ilişkilerimizi ifade eden ahlak alanındaki hassasiyetlerimize de taşımak suretiyle o bütünlüğü sağlayabileceğimizi unutmamalıyız. Biz imana ve İbadetlere gösterdiğimiz hassasiyetlerimizi ahlak alanına da göstermezsek değerli kardeşlerim, o zaman bilelim ki vahyin ve sünnetin, kitabın ve sünnetin bizlerde sağlamak istediği o güzelliklerin bir kanadını kopartmış veyahut da kırmış oluruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in üzerinde
en çok durduğu kavramların başında gelmektedir. Sadakat, doğruluk ve emin olmak, güvenilir olmak kavramı Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde en çok üzerinde durulan kavramların başında gelmektedir. Ben birkaç tane rakam zikredeyim inşallah. Mesela sıdık kelimesi, yani hakikati konuşmak, gerçeğe uygun bilgi vermek, dürüst ve güvenilir olmak, vaadine sadakat göstermek veyahut da hakikati ifade eden, gerçeğe uygun olan söz, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik anlamına gelen sıdık ve sadakat Kur'an-ı Kerim'de bir kısmı mecazi olmak üzere sıdık 15 kere, doğru sözlemi, sözlü anlamında sadık 3 kere, sadikun, sadikin ve sadikat şeklinde, bunları özellikle zikrediyorum ki Kur'an okuduğumuzda ve dinlediğimizde aşinalığımız Allah-u Teala'nın ne ifade ettiğini daha iyi hatırlayalım anlamıyla, sadikun, sadikat ve sadikin ifadeleriyle Allah-u Teala 50'ye yakın ayet-i kerimede, ki bunların çoğunda biz müminleri tanımlıyor Allah-u Teala, ve 60 kadar ayet-i kerimede de aynı kökten türetilmiş doğru sözlü olmayı, güvenilir olmayı, gerçeği ifade eden hakikat anlamında pek çok ayet-i kerime kullanmış Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i sıdık kelimesi üzerinden tanımladığını, yani doğru söz kelimesi üzerinden tanımladığını dikkate alırsak, ki Cenab-ı Hak وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'in sıdıkla, doğrulukla tamamlandığını ifade ediyor. Kur'an'da herhangi bir yalanın, herhangi bir eksikliğin, herhangi bir kusurun olmadığını ifade ediyor. Ve bu vahyi bizlere tebliğ eden peygamberlerimiz aleyhisselam'ın hepsinin ve hasaten son peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın sıfatı olarak, peygamberlerin sıfatını bizlere hocalarımız saydırdıklarında hangi sıfatla başlıyoruz? Es-sıdk diye başlıyoruz. Peygamberlerin bir sıfatı olduğunu dikkate aldığımızda, hem Kur'an'ın hem de peygamberlerin bir sıfatını Allah-u Teala'nın aynı zamanda biz müminler içinde bir sıfat olarak kullandığını dikkate aldığımızda, Müslümanlar olarak Allah-u Teala'nın bu sıdık ve sadakatle neyi ifade etmek istediğini, neyi murad ettiğini iyi anlayıp hayatımızı Allah'ın bizi tanımladığı şekliyle sadakatle sürdürmemiz en önemli vazifelerimizden ve bize en çok kazanç sağlayacak hususlardan birisidir değerli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a ve Resullerine iman edenler, ki elhamdülillah hepimiz o imana sahibiz. Bakınız bizleri Cenab-ı Hak nasıl tanımlıyor. Ulaike humus sıddikun.
İşte Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar aynı zamanda sıddıklardır, sadık kimselerdir, doğru sözlüdürler, özleri bir, sözleri birdir diyor Allah-u Teala. O zaman müminler olarak Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu sıfatın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. O zaman bu sıdık ve sadakat bugün itibariyle 2018 yılında Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bu sadakat ve sıdık kuşağını nasıl bezenecek? Ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala bizi doğru imanımıza bağlı olarak kendisine ve peygamberlerine inanan son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olan bu insanları, bizleri madem ki sıddıklar, sadıklar olarak tanımlıyor, o zaman bunun gereği nedir? Biz Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bu vasfı hakkıyla taşımak için ne yapmamız gerekiyor? Değerli kardeşlerim, tam bu noktaya geçmeden Kur'an-ı Kerim'de bu sıdık kelimesinin hangi anlamlar daha ön plana çıkartılarak Cenab-ı Hakk'ın bizlerin dikkatine sunduğunu, bizlere tavsiye ettiğini, bizlere emrettiğini görmek, o bugünün Müslümanları olarak nasıl davranmamız gerektiğini anlamak açısından son derece önemli. Cenab-ı Hak Yunus suresinin 2. ayeti kerimesinde bu sıdk kelimesini kademe sıdkın diye ifade ediyor. Hani bu memur olanlarımız bilir ya, kademe almak demek. Aslında bak buradan, burasıyla çok yakın bir şey. Derece kazanmak demek. Kademe sıdkın, hakiki menzil, yüksek derece ve üstün şeref. Kime aittir bu? Allah ve Resulüne inanan müminler için. Yine Cenab-ı Hak medhale sıdkın ve muhrace sıdk, müdhale sıdkın ve muhrace sıdk ifadeleriyle İsra suresinde, bazı tefsirler bunu Mekke'ye, Medine'ye girme ve Mekke'ye geri dönmek için hicreti ve Mekke'nin fethi olarak anlayan alimlerimiz olduğu gibi, şu anda bizlere kulluğun en lezzetli anlarını yaşatan namaz ibadeti olarak anlayanlarımız da var. Her ikisinin de Müslüman zihninde ve zihniyetinde gündelik hayatındaki karşılığını dikkate aldığımızda, Allah-u Teala'nın hicret olayını ve Mekke'nin fethini veyahut da diğer bazı alimlerimizin görüşlerine göre namaz ibadetini bu sıdk kelimeleriyle sadakatimizin bir yansıması ve sonucu olarak Allah-u Teala'nın muhrace sıdkın ve müdhale sıdk ayetleriyle namaza veyahut da hicret veyahut da fethe işaret ettiğini görüyoruz. Meryem suresinin 50. ayeti kerimesinde lisane sıdkın geçiyor. Lisan-ı sıdk, yani sözü doğru. Ama ayet-i kerimenin bağlamına baktığımızda Hazreti İbrahim'in babasının tekliflerine karşı, puta tapıcılığa karşı Allah'ın varlığını, birliğini ve tevhidini ifade eden o
lisane sıdka, dost doğru söze tabi olmasının anlatıldığını görüyoruz. Ve bir de vaadu sıdk ifadesi geçiyor değerli kardeşlerim. Vaadu sıdk ise Ahkaf suresinin 16. ayeti kerimesinde dünyada insanlara peygamberlerin diliyle bildirilen gerçek vaat, yani kıyamete dair bir işaret olduğunu görüyoruz. O zaman değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu sadakat ve doğruluk sıdkla alakalı bizim dikkatlerimizi celbettiği o alanları da dikkate aldığımızda genel itibariyle Müslümanların bu sadakat kavramıyla neyi anlamaları gerektiğini beraberce işlemeye çalışalım. Ama Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bir usulün çok dikkatimizi çektiği görülüyor. Cenab-ı Hak kavramları hep zıtlarıyla beraber veriyor bize. Biraz önce okumuş olduğum hadis-i şerif metninde aleykum bisıdk, yani size doğruluğu emrediyorum, doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. İnsanlar doğru söyledikçe ve doğru özü sözü bir olmaya gayret ettikçe melekler o insanı sıddıklardan yazmaya devam eder diyor Allah Resulü. Ama ey Müslümanlar, ey insanlar, aynı zamanda da yalandan ve yalancılıktan da kaçının. Çünkü yalan ve yalancılık sizi kötülüğe götürür. Kötülük sizi cehenneme götürür. Ve siz yalan söyledikçe ve yalancılık üzerinde hararetle devam ettiğiniz sürece Allah sizi meleklerine yalancılar olarak yazdırmaya devam eder. Aynı şekilde sadakat kavramının da zıttı ihanettir değerli kardeşlerim. Sadakatin zıttı ihanettir. Kur'an-ı Kerim'in hem Allah'a karşı sadakatimiz, hem Resulullah'a karşı sadakatimiz, hem birbirimize karşı sadakatimiz, hem de eşlerimize ve beraber iş tuttuğumuz, birbirimizle sözleşme yaptığımız kişiler veyahut da kurumlara karşı sadakatimizi ihlal ettiğimiz zaman, o zaman ihanet edenler zümresine dahil olduğumuzu Kur'an-ı Kerim ihtar ediyor bize. Sadakati terk edersek ihanete yol açmışız demektir. Doğruluğu terk edersek, doğru sözü terk edersek, doğruluktan ve istikametten ayrılırsak, o zaman Allah muhafaza yalan ve yalancılığa kapı aralamaya başlamışızdır demektir. Ve o çerçevede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sohbetimin başında okuduğum Enfal suresinin 27. ayeti kerimesinde doğrudan bizleri muhatap alarak ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tehunullaha ve rasul, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin.
Allah'a ve Resulüne vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. وَتَخُولُ اَمَانَاتِكُمْ Ve sorumluluğunu üzerinize almış olduğunuz her türlü hiçbir emanete ihanet etmeyin. O zaman sadakatimizin önce imanımıza, Allah'a vermiş olduğumuz kulluk sözümüze, sonra dinimizin, bu imanımızın gereği olarak bizlere emretmiş olduğu Resulullah'a ümmet olma vaadimize ve Allah ve Resulünün bizler için emredip aynı zamanda nehyettiği bütün emir ve nehilere ve yasaklara kusursuz uymaya ve Allah ve Resulünün getirmiş olduğu bu rahmet ikliminin bize emanet olarak yüklediği birbirimize karşı sorumluluklarımız, ana olarak evlatlarımıza, baba olarak evlatlarımıza, evlat olarak ana babamıza, komşu olarak komşularımıza, köylü olarak köylümüze, şehirli olarak şehirlimize, memleket vatandaşı olarak memleketimize, bir İslam ümmeti olarak İslam ümmetine karşı yerine getireceğimizi üstlendiğimiz, vaat ettiğimiz sorumluluklarımıza karşı ahdimizi ve sadakatimizi yerine getirmek, o sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmemek suretiyle adeta bir nevi ihanete yol aralayacak olan her türlü tutum ve davranışı da terk etmek. İşimize, eşimize ve aşımıza, helal rızkımıza sadakat göstermek. Eğer bunları başarabilirsek unutmayalım ki Allah-u Teala'nın bizlere yüklemiş olduğu o sıddık ve sadık, doğru, dosdoğru olma, özüyle sözü bir olma vasfını hakkıyla omuzlarımızda sıfat olarak taşıyoruz demektir. Misakımıza sahip olmak, misakımızın gereğini yerine getirmek. Misak, Allah-u Teala malumunuz burada sadakat kelimesi olunca, özellikle son zamanlarda bu boşanma olayları vesaire de çoğaldığı için bu eşlerin birbirine karşı sadakati mutlak surette zikretmeden geçmememiz gereken bir husus. Peki bu sadakatin, sıdkın nasıl olması gerektiği konusunda alimlerimiz bizlere bakınız neler söylemiş. Değerli kardeşlerim. 1. Konuşmada sıdık, doğruluk. Yani Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu sıddık vasfını hakkıyla taşımak için yapmamız gerekenler. 1. Sözümüzde doğruluk. 2. Niyet ve irademizde doğruluk. 3. Karar verme süreçlerinde doğruluk. 4. Verilmiş olan kararın gereğini yerine getirmede sadakat. 5. O sözle, niyetle, iradeyle, kararla o alanlarda ortaya koyacağımız sadakati aynı zamanda amellerimize de taşıyarak bir sadakat
tavrı ortaya koymak. Misaklarımıza, verdiğimiz sözlere sadık olmak. Bakınız, Allah-u Teala'nın bu misak konusunu Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde kullandığına hocalarımız hep işaret ettiler. 1. Allah-u Teala'ya vermiş olduğumuz elest bezmi diye bildiğimiz ruhlar aleminde vermiş olduğumuz o kulluk sözümüz ve misakımız ve bu dünyaya geldikten sonra da mümin olarak Allah'ın bize vermiş olduğu akıl irade ile bu vahyi ve vahyin getirdiği bütün emir ve nehileri kabul ettiğimize dair amentü ile vermiş olduğumuz misak. 2. Peygamberlerin misak kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılma şekli. Bizim Allah'a kulluk alanında verdiğimiz misak. 2. Peygamberlerin, peygamberlerimizin kendilerine gelen vahyi insanlara tebliğ etmekle ilgili verdikleri misak, biz müminlerin de peygamberlerin getirdikleri bu vahyi kabul edip hayatımıza taşıyacağımıza ve biz müminler olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı kendimize rehber ve üsve-i hasene, en güzel rol model olarak alacağımıza dair verdiğimiz misak. 3. Eşlerin evlilik esnasında Allah'ın emri, peygamberin kavli ile Allah'ı kendilerine şahit tutarak kendi rızasına uygun bir şekilde bu evlilikleri, karı koca hakkını devam ettireceklerine dair şahitlerin huzurunda Allah'ı da şahit tutarak verdikleri misak. Allah-u Teala bizim evlenirken karılarımıza veyahut da hanımlarımızın kocalarına vermiş oldukları sözü de misak kelimesiyle misakan galiza, ağır bir misak olarak nitelendiriyor. O zaman evliliklerimizde eşlerimize karşı hem akit olarak, yani karşılıklı bir hukuki muamele olarak, hem ahit olarak, yani birbirimizi karı koca kabul ettikten sonra üzerimize birbirimize düşen ahlaki bütün sorumluluklarımızı yerine getireceğimize dair, ama bakın kime söz vermiş oluyoruz biz? Allah-u Teala'ya söz vermiş oluyoruz.